Merhabalar, test atölyesine hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sınav hazırlığı son hızıyla devam ediyor. Bugün okuma yapacağız beraber. Peki hedefimiz ne, amacımız ne? Birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. Serbest okuma alışkanlığınızı biraz oturtmak istiyorum. Bu tarz okumalarda aslında hem gramerimiz pekişiyor, hem kelimemiz pekişiyor. Kelimelerdeki prepositionları fark ediyoruz. Dikkatimiz üst noktaya çıkıyor. Anlamlandırma becerimiz artıyor. Ve aslında sınava sadece okuma yaparak hazırlansanız bile, yani doğru düzgün böyle çok hani teknikler, taktikler falan kullanmadan harika sonuçlar elde edebilirsiniz. Okumanın gücü inanılmaz arkadaşlar. O yüzden kalan zamanımızda, yani sınava doğru giderken böyle bir sürü soru bankaları falan çözüyorsunuz ya, lütfen lütfen her gün biraz okuma yapmaya özen gösterin. Bunun için de sorulu okuma aramıyorsunuz. Çok güzel metinler var. Farklı farklı konularda metinlere gidin. Sınavda karşınıza sosyolojiden arkeolojiye kadar her şey çıkabilir. O yüzden böyle kelime hazinenizi biraz geniş tutacak şekilde okumalar yapın. Ve buradaki amaç da hem tabii ki hani kelimeleri görmek istiyoruz ama bir yandan da gramer yapısını da sorgulayın. Böylece karşınıza gelecek bir gramer sorusu, bir clause test sorusu ya da cümle tamamlamada böyle hani incelikli yapılar soran sorularda çok rahat edersiniz. Aynı zamanda diğer beceriler var ya, bir sürü işte paragraf tamamlamadan tutun restatement'a kadar okuduğunu anlayan kişi için hepsi arkadaşlar çok kolay sorular. Şimdi bu kadar konuştuktan sonra gelin biraz okuma yapalım haydi. Evet, metin karşımızda diyemeyeceğim. Metnin sadece bir paragrafı karşımızda. Hepsini baştan okumak istemiyorum. Hani vakitte daha iyi değerlensin istiyorum. Başlamadan önce paragrafı okuyacağım. Paragrafı çevireceğiz, konuşacağız üzerine. Ondan sonra diğer paragrafa geçeceğiz. Burada bazı kelimeler tabii ki vereceğim. Kelime için bir defter tutarsanız, böyle hani karşılıklı yaptığımız bir ders gibi bunları not alırsanız harika olur. Biraz gramerden bahsedeceğiz. Okumada bazı kelimeler hani önemli olmayabiliyor. Bilmediğiniz zaman canınız sıkılıyor ama okumanın bütününü bozmayan durumlar olabiliyor. Bakacağız öyle bir durum var mı? Yani biz bir kelimeyi bilmesek bile hani cümlenin genel anlamını alıp da hikayemize, daha doğrusu makalemize devam edebiliyor muyuz? Bunu göreceğiz. Şimdi hepsi için haydi başlayalım. Evet, okuyorum. In the realm of Turkish archaeology, one site stands out as a testament to the complexities of ancient human civilization, Göbekli Tepe. Situated in southeastern Turkey, Göbekli Tepe has captured the imagination of researchers and the public with its enigmatic stone structures dating back over 11,000 years. Ne diyor acaba? Haydi gelin bakalım. Şimdi mesela siz ilk başladığınızda şunu görüyorsunuz. Bir prepositionla başlamış burası. Yani direkt özneyi vermemiş, değil mi? Birazcık da hani böyle teknik konulara da bakalım gramer açısından. Bir şey bir şey bir şey de diyor virgül ve ondan sonra cümle başlıyor özneyle. Mesela siz realm kelimesinin hani alan olduğunu bilmeseniz ne olur ki? Yani Türk arkeolojisinde deseniz hiçbir kaybınız olmaz, değil mi? Ha, ama hani Türk arkeolojisi alanında derseniz evet ben bu kelimeyi de biliyorum deyip geçebilirsiniz. O kadar. Sonra devam ediyorum. Virgülü koydu ve özne geliyor. One site diyor. Bir alan. Hani site'ı alan ya da bölge diye çevirebiliriz. Buradaki şey olayı, hani site'daki hani alan olayı belirli bir alanı söyleyecek bize fiziksel olarak. Hani oradaki realm'de ise hani Türkiye'deki arkeoloji alanı kastediyordu. Tamam mı? Hani farklı şeyler, alan anlamındaki kelimeler. Yani buradaki site ne bileyim hani area diyebilirsiniz. Hani bölge anlamında bir bölge derken region bile diyebilirsiniz. Ama oradaki hani Türk arkeolojisi alanında derken hani region'ı kullanmayacağız. Peki, diyor ki stands out. Şimdi çok güzel. Stand out öne çıkmak demek. Çok da güzel böyle bir preposition'ı almış bir fiil görüyoruz. Burada şimdi bu konuyu bırakacağım, başka bir şeye geçeceğim. Bazen kelimeler görüyorsunuz anlamlandırmaya çalışırken şu bilgiye sahip olmamız iyi olabiliyor. Phrasal verb'lerde preposition'ı başa alarak bize isimler, sıfatlar yaratabiliyorlar. Hatta preposition'ı başa alıp bir de daha sonrasında ing'ler vesaireler eklenebiliyor. Mesela stands out dediğimizde burada geniş zamanda tekile göre çekildiğine dikkat edelim. Ne oldu? Öne çıkmak dedik. Mesela biz outstanding diyerek sıfat görüyoruz, değil mi? Bakın hani stand out öne çıkmaksa outstanding böyle hani öne çıkan, bayağı iyi anlamında. Mesela outstanding bir performanstı, çok böyle inanılmaz güzel bir performanstı diyebilirsiniz. Mesela bir konsere gittiniz, bununla ilgili yorumunuzda.
Başka mesela ne var? Breakout. Breakout nedir? Patlak vermek, değil mi? Ortaya çıkmak. Hastalıklar için, salgınlar için, savaşlar için kullanıyoruz. Mesela breakout o şekilde ama out'u başa aldığımızda outbreak oluyor ve isimleşmiş oluyor. Bunun gibi gördüğünüz şeyleri anlamlandırmak için siz kendi kendinize yapmayın, olur mu? Preposition'ı başa koydum da ben hadi isim yaptım, sıfat yaptım demek yok. Sonra bir bölge, bir alan hani öne çıkıyor. As. Buradaki as'e bir dikkat edelim. As yanına isim aldığında ne oluyor? Olarak diye çevriliyor. Ne olarak öne çıkıyor? A testament to the complexities of ancient human civilization. Testament kanıt şeklinde kullandığımız bir hani kelime. Bir kanıt olarak, bir gösterge olarak ortaya çıkıyor. Peki neyle ilgili bir kanıt bu? Karmaşıklıkları diyor. Neyin? Eski insan uygarlığının karmaşıklıkları. Bu complexity hani kötü anlamda bir karmaşıklık gibi düşünmeyin. Hani neyin tersi gibi. Öyle hani çok basit, ilkel değil de hani karmaşık. Yani böyle belki nasıl diyebiliriz? Düşündüğümüzden daha ileri seviyeye gitmişler, etmişler anlamını kastediyor. Öyle bir negatif bir karmaşıklık değil yani burada. Ve iki noktayla birlikte de o bölgeyi söylüyoruz. Göbekli Tepe. Sonra situated diye başlamış. Şimdi dikkat edin bu cümlede de. Nasıl bir yapımız var? Burası devam ediyor. Hani bir idili fiille başlamış. Devam ediyor. Virgül cümle geliyor. Şimdi bu idili duruma bir dikkat edelim. İdile başlayan her şey illa buradaki gibi participle mı? Hayır. İdili bir sıfatla yanına da bir isim koyarak siz cümleye özneyle başlayabilirsiniz. O yüzden biraz böyle gözümüzü açacağız ve ne kadar çok tabii okuma yaparsak o kadar da akıcı hale geleceğiz. Şunu şöyle görünce, aa bir yerde bulunmak lafıydı bu. Böyle nasıl başlar ki zaten? Bu bir sıfat tamlaması değil, bir şey değil. O zaman participle var diyebiliriz. Ve ne yapıyoruz? Virgülden sonra gelen cümlemizdeki özne buradaki fiille ilişkilendiriliyor. Ve buradaki fiil nasıl olabiliyordu? Aktifse ing, pasifse verb 3 olabiliyordu. Hatta participle'ın bu versiyonunu hatırlayın. Having verb 3 ile aktif, having been verb 3 ile pasif olayı çok söylenen bir şey, gördüğümüz bir şey. Ama having'liler sıralı iş gösteriyordu. Şundan sonra şu oldu gibi. Burada Göbekli Tepe ile ilgili, hatta onun kendi preposition'ını da alalım mı buradan? Göbekli Tepe ile ilgili diyor ki, situated in, yani bir yerde bulunmak fiilini kullanıyoruz ve Güneydoğu Türkiye'de bulunan Göbekli Tepe'den bahsedeceğiz. Şimdi burada mesela situated in'i bilmiyorum ben. Ama ne diyor olabilir ki? Yani sonra Göbekli Tepe diye devam edecek. Demek ki Türkiye'nin güneydoğusundaymış. Yani ben bu baştaki fiili bilmesem ne olur? Yani oturup da hani karalar bağlamayacağım sınavda. Devam edeceğim. Anlıyorum çünkü. Ama İleride şimdi sınava geçip de hani bölümlerinize başladığınızda yazılar yazacaksınız, değil mi? Hani makaleler yazacaksınız. Güzel yazı yazmak için verilen şeyi daha iyi bir şekilde okumak için bu participle'dan haberdar olsanız iyi olur. Şimdi kelime söylemek istiyorum. Be situated, bir yerde bulunmak derken, be located gibi bunun hani ekürüsü de olabiliyor. Situated dersiniz, located dersiniz ve bir preposition alırsınız. Nerede olduğunu söylüyorsunuz bir şeyin. Buradaki preposition in olabilir, on olabilir, ne bileyim near olabilir. Preposition duruma göre değişir. Ama bunlar bir yerde bulunmak anlamında kullandığımız kelimeler. Ve bakın pasif olması gerektiğini ben zaten kelimeyi öğrenirken baştan görüyorum. Mesela be situated in bir yerde bulunmak. Bu tarz kelimeler için, eş anlamları için web sitemizdeki şey bölümünde, download bölümündeki kelime listelerine bakabilirsiniz. Peki, şimdi Göbekli Tepe ile ilgili bunu söyledik ve güzel böyle bir hani çeviri yapma derdim yok okurken, değil mi? Kafamda şunu yapıyorum. Bulunuyor Güneydoğu'da. Tamam, koydum. Göbekli Tepe şöyledir, böyledir. Yani iki ayrı bilgi var Göbekli Tepe ile ilgili. Ama güzel bir Türkçe ile ifade edecekseniz ya da bu tarz participle'lı bir cümle size çeviri sorusu olarak gelirse bunu çevirirken bir relative clause gibi Güneydoğu Türkiye'de bulunan Göbekli Tepe şeklinde çevireceksiniz. O yüzden o çeviri sorularına dikkat. Peki ne yapmış Göbekli Tepe? Has captured. Captured ne demek normalde? Yakalamak demek. Yani ilk bildiğim anlamı bu. Göbekli Tepe yakaladı hayal gücünü. Birilerinin hayal gücünü yakaladı demek. Yani onları cezbetti olabilir, değil mi? Onlara çekici geldi olabilir. Peki kimlerin? Araştırmacılar ve the public, yani halk, kamuoyu dediğimiz şey. O zaman hani bunların hayal gücünü yakaladı, yani cezbetti onları with bir şey ile. Ve bakın buradaki it's bir reference. Buradaki it's Göbekli Tepe'ye gönderme yapıyor. Değil mi?
enigmatic stone structures demek ki onun yani Göbekli Tepe'nin enigmatik esrarengiz taş yapılarıyla cezbetmiş insanları demek ki. Ve ne var? Burada normal bir cümle bitmiş etmiş. Hadi nokta koysun anlamlı bir bütün bitti artık diyorum. Aa, ayıncı geliyor. O zaman bir isimden sonra böyle birden beni şaşırtarak ayıncı geliyorsa ben neyden şüpheleniyorum? Relative clause'un kısaltılmasından. Yani reduction dediğimiz participle versiyonundan. Şuradaki dating'de böyle şey yapalım mı? İtalik yapalım mı bunu böyle böyle yapalım? Bu da bize bu metin boyunca participle'ları göstersin. Bilmiyorum başka ne kadar rastlayacağız. O zaman bakın date back kelimesini görüyoruz. Date back, date tarih demekti. O zaman tarihte şuraya kadar geriye gider. Yani bu taş yapılar hangi döneme kadar, ne zamana kadar gidermiş? Over diyerek söylediğiniz için dikkat edin. 11 bin yıl değil, 11 bin yıldan fazlası. Yani buradaki over eşittir more than. İkisini de görebiliriz değil mi? 11 bin yıldan fazlasına kadar geriye giden taş yapılar. Yani belki daha güzel bir Türkçe ile şey diyebiliriz. 11 yıldan hani fazla tarihi olan yapılar bile diyebiliriz değil mi? O zaman bu bölüm bitti. Bakıyorum söyleyeceğim başka bir şey yok. Hadi gidelim ikinci paragrafa. İkinci paragrafı okuyorum. Recent investigations into Göbekli Tepe have shed light on the lives and beliefs of the people who once inhabited this remarkable site. It is believed that Göbekli Tepe was not merely a settlement, but a ceremonial center of immense significance. The purpose of its construction remains a subject of scholarly debate, with theories ranging from religious rituals to communal gatherings and astronomical observations. Evet, bir paragraf daha bitti. Hadi gelin bakalım neler var. Şimdi özlemi görmeye çalışıyorum. Bu recent ne olabilir? Son araştırmalar diyebiliriz, değil mi? Recent çünkü hani yakın zamanda olmuş, son zamanlarda anlam katıyor. Son zamanlardaki araştırmalar, yakın zamandaki araştırmalar, yeni araştırmalar diye bile çevirebiliyoruz. Ama burada bitmemiş tamlamayla özlem. Devam ediyor into Göbekli Tepe diye. Yani şurası sizin özleniz. Şimdi buradaki into nedir nedir diye çok kendimizi kasmaya gerek yok değil mi? Göbekli Tepe ile ilgili araştırmalar bunlar. Investigation'a soruşturma şeklinde bir Türkçe de yakışabiliyor. Böyle biraz hani polis molis işleri olunca biraz daha soruşturmaya gidebilirim. Buradaki into da aslında about gibi yani Göbekli Tepe ile ilgili. Into deyince şu geliyor benim hep aklıma. Hani bir to var, bir yönlendirme var ama in hani normalde içinde diyebildiğimiz bir şey değil mi? Deda diye into. Böyle hani bir şeyin içine Göbekli Tepe'nin böyle içine doğru bir araştırma var o zaman değil mi? Hani ne oluyor ne bitiyor diye. İşte onunla ilgili böyle düşünün. Peki şimdi şuna dikkat edin. Yazı yazarken de bir gramer sorusunda tekil çoğulla birlikte bir fiil soruyorlarsa da şuna dikkat. Sizin özneniz uzamış bir özne olabilir ama öznenin son kelimesi illa sizin ana faktörünüz değil, değil mi? Yani Göbekli Tepe diye düşünüp bu özneyi has ile devam etmemiş, have ile devam etmiş bakın. Çünkü Göbekli Tepe ile ilgili araştırmalar diyor, değil mi? Oradaki s'ten dolayı biz ne yaptık? Have shed light on diye devam ettik. Peki mesela ben bu kelimeyi bilmesem. Araştırmalar bir şey yaptı, ışık. Üzerine ne diyor? Lives and beliefs, hayatları ve inançları. O zaman araştırmalar, ışık ne yapabilir? Işık tutabilir, değil mi? Bu çok güzel bir yapı. Şöyle bizim fiilimiz preposition ile birlikte alayım. Have shed light on oldu. O zaman yarın bir gün, şimdi ben böyle bir şeyler okuyorsam, bana bir preposition sorusu sorsalar, buradaki onu vermeseler, ben direkt diyeceğim ki, aa, have shed light on diye okumuştum, tamam işte on. Hatta gayet Türkçe'ye de uyumlu bir şeyin üzerine ışık tutuyor. Peki, life'ın çoğulu lives olarak geldi. Dikkat edin yazılarınızda. Yani şu yaşam yaşamlar oluyor. Tutup da böyle bir şey yazmıyoruz, tamam. Şöyle gitti bu. O zaman yaşamları ve inançlarına ışık tutuyor. Kimin? İnsanların. Hangi insanlar bunlar? Who once? Çok güzel bir kelime. Once. Üç tane anlamı var. Bir kez anlamı. İlk anlamı bu. Mesela once a week. Haftada bir kez. Onun dışında bir zamanlar anlamı var. Bir de eğer iki cümle birleştiriyorsa onu when gibi alabiliyoruz. Şöyle şöyle olduğunda böyle böyle olur gibi. Hatta bazen as soon as gibi. Hani bir şöyle oldu mu olur olmaz bu oldu şeklinde. Biraz böyle when ile as soon as'in tam arasında gibi kalabiliyor bazı cümlelerde. Neyse biz burada şimdi once'ı görünce eğer birden fazla anlamı kullanımı olan bir kelime ise karşımızdaki biz
mesela 3 tane anlamı var. 3 koldan saldırıyoruz hangisi olabilir diye ve zaten hani hikaye kendini açık ediyor. Hangi insanlar? Bir zamanlar yerleşmiş, yaşamış olan insanlar ki hani nereye? Bu diyor olağanüstü bölgeye. Peki yani bu olağanüstü bölgede bir zamanlar yaşamış olan insanların hayatlarına ve inançlarına ışık tutmuş bu araştırmalar. Peki who inhabited diye açık açık yazıyor burada. Participle yok. Relative clause yazıyor. Who inhabited yerine ne diyebilirdim? Şşt, orayı kaldırırım. Ve aktif olduğu için kaldırdığım yapının içindeki fiil ing getiririm. Ya ama who da gidiyor. Dikkat edin. Who inhabited çıkıyor. Yerine sadece inhabiting geliyor. Bu şekilde de dilerseniz participle yapabilirsiniz. Sonra ne geldi? Burası güzel bir makyaj. Biz severiz makyajları değil mi? Atölyede. İnanılır ki. Mesela bir sınavda burayı uzatabilirler. Yani sizi birazcık daha uğraştırmak için. Mesela inanılır. Kim tarafından inanılır? Burada by deyip kim tarafından inanıldığını söyleyebilir. Hani by many people, by some mesela scholars, bazen hani işte bilim insanları tarafından ya da uzmanlar tarafından ya da ne bileyim daha da uzatıp bu by'ın yanına yazdığı şeyi relative clause'la işte atıyorum Türkiye'de araştırma yapan arkeologlar tarafından inanılır gibi şeyler olabilir. Ve özellikle hani belirli bir şey söyleniyorsa burada hani birileri tarafından inanılır. Sınavda bizim için önemli olabilir değil mi? Çünkü sınavlarda seçenekte gördüğümüz şeylerin üzerine gidiyoruz. Burada mesela özel isimle bilmem kim tarafından inanılır dese ve sizin seçeneğiniz ya da sorunuz o kişiyle ilgiliyse o kişiyi burada görüp bu bölümü okursunuz. Böylece takip becerinizi kullanmış olursunuz. Ben şimdilik aldım o bayı. Peki neye inanılıyor? Göbekli Tepe diyor was not merely. Şimdi bu nasıl bir yapı? Not only but also yapısı aslında değil mi? Şöyle görün. Ama size her zaman not only but also diye böyle full aksa sor mu verecekler? Hayır. Böyle yapabilirler. Only yerine merely kullandık mesela. Bir de şuna dikkat edin. Şimdi klasik not only'den yazacağım ama not only gördüğünüzde illaki but also gelmek zorunda değil. Also'yu koymayabilirler. Yazar der ki ben zaten not only ile başladım. Hani okurum da bir zahmet anlayıversin. Hani sadece o değil bir de bu şeklinde gidebilir. Bu bir hani also'su olabilir olmayabilir dedim. Bir de şöyle bir şey yapabilirler. Eğer not only but also fiilden sonra kullanılıyorsa yani öznede olmasın diyorum tamam mı? Nesne bölümünde olduysa bu also yerine pardon but'tan sonra yazacaklarını yazıp en sona as well yazabilirler. As well ne yapıyor? Also anlamı katıyor. Ama zavallı olsa cümlenin sonuna gidemediği için as well'ı gönderiyor. Bunlara da açık olun. Okay? Şimdi geldim. Burası diyor hani inanılır ki sadece bir diyor yerleşim değildi. Yerleşim alanı değildi. Aynı zamanda bir de neydi? Bir seremoni merkezi. Yani törensel bir merkezdi. Şimdi dikkat. Buradaki of immense significance. Ben hiç bunun hani gramerinden vesaire anlamayan biri olsam, hiç bu yapıyı bundan önce görmemiş olsam bile cesaretliysem, panik yapmayan biriysem anlarım. Yani en basitinden ne anlayacağım? Hani sadece yerleşim yeri değil, aynı zamanda bir tören merkezi olduğuna inanılmış. Significance'ı görsem derim ki ya bu önemli anlamındaki hani kelime değil mi? Significant'a benzemiyor mu? Tamam işte önemli bir merkez der geçerim. Ha ama biz şimdi öyle geçmeyeceğiz. Çünkü bunları görünce preposition geldi yine. Ben sevmiyorum prepositionları. Çok fena bir konu diyenler var. Şimdi onları biraz rahatlatalım. Geliyorum. İlk önce immense significance ne demek? Immense büyük demek. Significance da nedir? İsimdir. Önem anlamında. Bu arada bu tarz şeylere dikkat edin. Hani prefix, suffix durumlarına dikkat ederseniz görevlerini daha iyi anlarsınız. Mesela significant sıfat ama significance dediğimizde o zaman isim oluyor. Mesela important dediğinizde sıfat, importance dediğinizde isim. Hatta bu cümle bize bir tane daha gösteriyor bunlardan. Settle yerleşmek, settlement yerleşim, yerleşim alanı anlamında, değil mi? Satırın başında bu vardı. Şimdi buradaki of da ne olabilir? Aslında şöyle, bu seremoni merkezi yani törensel merkez nasıl? Hani büyük önemde bir merkezmiş. Büyük öneme sahip bir merkezmiş. Aslında kastettiği bu. Yani şurada of yerine bana relative clause'la hani büyük öneme sahip diyerek have fiilini gerekli durumda tenslere göre, tekile çoğula göre de çekerek kullansa ben o zaman belki diyecektim ki aa tam bildiğim yapı. Mesela burası which had immense significance dese
Geçmişten bahsediyorum ya, o yüzden head dedim burada. Böyle dese diyeceğim ki belki büyük öneme sahip, çok güzel oldu. Ama diyorlar ki ben of'la da bu anlamı verebiliyorum. Bu tarz yapılara nasıl peki alışacağız? Çok okuma yaparak. Yani bunu böyle ezberleyip of deyip de bir şey yazarsa sahip olmaktır demeyin. Her yerde tutmaz. Bu anlamda şu anda burada uygun oluyor. O yüzden ne kadar çok görürseniz o kadar iyi olur. Peki sonra devam ediyoruz. Diyor ki the purpose of its construction. Şöyle bakın öznemiz. Özneyi bir işaretleyelim. Purpose ne? Amaç. Aim amaç, goal amaç, target amaç, hedef değil mi? Bunların hepsinin ortak noktası ya da objective. Yazayım mı? Ama çok da aşağılara kaymak istemiyorum. O yüzden şöyle yan tarafa biraz geçeyim. Settlement'la alakası yok yazacağımın. Hedef anlamı geldiğinde aklımıza gelebilecek kelimeler. Ben en çok objective'i seviyorum burada. Çünkü ikili bir kelime. Yani isim olduğunda objective nedir? Hani amaçtır, ama sıfat olduğunda nedir? Objective yani nesnel. Öğrencilik zamanında bir essay yazarken hani öğretmenin diyeceği şeyler yazmaya dikkat ederdim. Mesela objective'i çoğu kişi hani sınıfta sadece objective tarafsız hani diyerek sıfat halini biliyor. Ben o zaman amaç diyeceksem özellikle bunu yazıyordum ki desin ki essay'e bakınca bunun hani isim olarak kullanıldığını da biliyor. Böylece puanları alıyoruz değil mi? Peki şimdi diyor ki onun diyor inşasının amacı remains. Şimdi remain İlk bildiğimiz anlamıyla nedir? Kalmak. Mesela remain silent, sessiz kal falan gibi. Ama remains important desek mesela bir konuda önemli kalır. Yerine bir şey mesela it remains important, önemlidir. Hani kalır derken önemini korur, önemlidir anlamı katabiliyor. Burada da onun amacı, hani bakalım şimdi nasıl gidecek? Remains a subject of scholarly debate. Peki subject ne? Konu, değil mi? Konu anlamında. O zaman konudur. Hani onun amacı nasıl bir konu, ne konusuymuş? Bilimsel bir hani tartışma konusudur diyor. Scholar deyince bilimsel olarak çevirin. Ve hani debate de zaten biliyoruz ki tartışma, bilimsel bir tartışma konusu. Şimdi burada da a subject of deyince lütfen dikkat edin. Her gördüğünüz of nın nın diye çevrilmiyor. Yani mesela Yeliz'in çantası derseniz the bag of diye başladığınızda evet hani sonra Yeliz'i diyorsunuz, söylüyorsunuz. Yeliz'in çantası oluyor. Ama mesela the city of İstanbul dediğinizde İstanbul'un şehri olmuyor. İstanbul şehri diyoruz. Yani bazen biz Türkçe'de tamlama şeklinde yaptığımız şeyleri burada İngilizce'de kelimeler üst üste sırala sırala olmayacağı için bu şekilde of'dan yararlanıyoruz. Yani scholarly debate subject olmuyor. Çünkü scholarly debate bir bütün tamlama. Subject nasıl gelsin devamlı? Onun yerine işte subject of dediklerinde bilimsel bir tartışma konusu demiş olduk. Bence burası önemli. Tamam. Çevirilerinizde anlayışınızı değiştirebilecek bir şey. Ve bu cümle aslında bitti ama bize biraz daha bilgi veriyor. Diyor ki teorilerle birlikte. Ha, o zaman hani bunun amacı bir hani tartışma konusu ve demek ki teoriler var ki teorilere de sahip, teorilerle birlikte demesi hani bu tartışmada çeşitli teoriler var demeye çalışıyor. Ve dikkat edin sizin cümleniz bitti, virgül alıp devam etmek istemiş. Ben virgülden sonra öyle kafama göre hadi bir cümle yazayım diyemiyorum. Virgül cümleleri bağlamaz çünkü değil mi? Bağlaçlar ya da participle'lar, relative clause'lar bağlar. O yüzden teoriler lafından sonra ne görüyorsunuz? Bir participle. Değil mi? Çünkü relative clause'u kısaltıyor. Ve bakın range from bir şey to bir şey. Bir şeyden bir şeye kadar uzanmak, sıralanmak, dizilmek. Yani bir şeyin böyle çeşitlerinden bahsedecekseniz çok güzel gidiyor. O zaman bu teoriler hani bir yerden bir yere kadar uzanır. Hani çeşit çeşittir demeye çalıştığımız yapıyla diyor ki dini ritüellerden tut. Nereye kadar hani uzanan teoriler varmış? Communal gatherings. Communal böyle toplumsal, toplu diyebiliriz. Gathering de hani bir araya gelme, toplantı, toplanma. O zaman communal gathering ne oluyor? Bunların bir toplum olarak bir araya gelmesi ve bir tane daha söylemiş astronomik gözlemler. O zaman demek ki hani bazı bilim insanları diyor ki dini ritüeller için buradalar. Birisi diyor ki hayır diyor hani toplumsal bir araya gelme için buradalar. Birileri diyor ki hayır astronomik gözlemler için buradalar. Buradaki end de kafanızı karıştırmasın. Hani şundan tut şuna ve şuna kadar uzanır diyor. Hatta ne yapabilirler? Bu range from bir şey to bir şeyi hani end yerine burada bir tane daha to koyup bundan tut buna kadar diye hani hatta buna kadar şeklinde uzatmak için de kullanabilirler. Burada end yerine to da görebilirdik.
Ve bunlar size preposition sorusu olarak sorulabilir, değil mi? Mesela şuradaki to'yu sorarlar ama range from'la arasını açarlar. Burada dini ritüeller çok kısa. Ama düşünsenize dini ritüellerin bir de şeyle relative clause'la uzadığını. Range from'dan sizi iyice uzaklaştırıp hani hadi bakalım to'yu sen görmeye çalış derler. Range'in from'la kullanımını görüyorsan o zaman zaten otomatik to'yu ara sen okumanda. Dedik ve bir sonraki paragrafa geçebiliriz artık. Evet, yeni paragrafımızdayız. Okuyorum. Archaeological findings at Göbekli Tepe offer tantalizing glimpses into the daily lives of its ancient inhabitants. Artifacts such as intricately carved pillars adorned with depictions of animals hint at a sophisticated artistic tradition. These carvings, along with the discovery of animal bones and remnants of feasting, suggest a society deeply intertwined with nature and perhaps engaged in communal rituals and ceremonies. Evet, ne diyor burası? Bakalım. Şimdi cümlemin öznesi diyor ki arkeolojik bulgular. Bakın find bulmak, finding bulgu isimleşmiş değil mi? Ve nerede? Göbekli Tepe'deki arkeolojik bulgular şöyle öznem. Offer. Offer nedir? En basit anlamıyla vermek. Sunar diyor. Yani sunmak kelimesi aslında değil mi? İlk bildiğimiz anlamıyla. Ve tekrar dikkat edin. Buranın asıl öznesi findings. O yüzden offer ne yapılmış? Geniş zamanda çoğul özneye göre çekilmiş. Peki Göbekli Tepe'deki arkeolojik bulgular hani veriyor, sunuyor. Tüh bilmiyoruz ya. Sınavdayım. Tantalizing glimpses diyor. Anlamadım ne yapayım? Devam edeyim tabii ki. Değil mi? Arkeolojik bulgular ne veriyor? Günlük yaşamları diyor. Oranın diyor ancient yani o çok eski inhabitantları, sakinleri, yerleşimcileri. O zaman diyorum ki yerleşimcilerin hayatlarıyla ilgili hani bulgular ne verir? Bilgi verir. Bilgi verir der geçerim arkadaşlar. Yani sıkıntı yaratacak bir şey yok. O yüzden her şeyi bilmeye çalışan kişi olmayın. Olur mu? Yani çok merak ediyorsanız bakarsınız ve tantalizing glimpse ile ilgili şunu öğrenirsiniz. Glimpse bakış demek. Mesela tantalizing de büyüleyici demek. O zaman büyüleyici bakış hani veriyor, sunuyor. Ne demek? Aa hani böyle bir bakıyoruz da büyüleyici şeyler keşfediyoruz demek ki buradaki bulgularla birlikte. Bunu söylüyor bize sadece. Başka hiçbir şey söylemiyor. Ve yine into var. Hani onların günlük yaşamlarına şöyle bir bakıyormuşuz demek ki. Hani o zaman günlük yaşamlarla ilgili bakış değil de biraz önceki şey into. Değil mi? Günlük yaşamların içine doğru bir bakış sunuyormuş. Ama mesela bir kelime tahmin sınavına girseniz, tantalizing'i hani bilmek isteseniz, o zaman etrafta ne yapacaksınız? Mesela glimpse ile ilgili olabilecek, hani onu niteleyebilecek nasıl bir sıfat var seçeneklerde onlara bakarsınız. Ama dediğim gibi böyle kulağa değişik geliyor diye tantalizing biraz böyle güzel geliyor. Akılda kalıcılık olabilir değil mi? Bir an dikkatinizi çekebilir. Merak ediyorsanız okuduktan sonra bakın. Ama okumanızı bölüp de birden hadi bu kelimeye de bakayım demeyin. İlk önce siz bir metinde ne çıkarabiliyorsunuz anlamca bunları bir ölçün. Peki geliyorum şimdi. Artifacts. Bu mesela arkeolojiyle ilgili metinlerde falan çok çıkar. Aslında artifact'in birebir sözlük anlamı insan yapımı eser demek. Yani biz genel olarak hani böyle objeler falan yaparlar ya. Arkeolojik kazılarda da bulunan şeyler vardır. Yok küçük biblolar bilmem ne. İşte bunlar eserler diyebiliriz. Ve such as de bunu uzatıyor. Şimdi ben sınavda olsam bakacağım şimdi. Artifact'ler ne gibi? Hani ne gibi? Bayağı bir karışık geldi diyorum. Intricately carved pillars adorned with depictions of animals. Allah diyorum. Bilemiyorum diyelim ki. Devam et. Hint at. Onu da diyelim ki tam anlamadım. Ama diyor ki sophisticated artistic tradition. Ha, bunların böyle çok sofistike sanatsal bir geleneği varmış herhalde. Hani buldukları şeyler herhalde bunu gösteriyormuş ya derim. Çünkü bu paragraf nasıl başladı? Arkeolojik bulgular bunların günlük yaşamıyla ilgili bir bilgi veriyor, bir şey veriyor. O zaman bunların sanatsal bir geleneği olduğunun da bilgisini veriyor herhalde. Der geçerim. Yani kendimi çok görmem ama şimdi hani yoracağım sizi. Kelime söyleyeceğim çünkü. Artifacts deyip, eserler deyip, such as deyip bakalım ne söylüyor. Intricately carved pillars. Bakın bu bir tamlama. Pillar sütun demek. Intricately carved demesi. Carve kelimesi oymak demek. Bakın şimdi pillar'ın önüne sıfat getiriyorum. Biz neyi seviyoruz atölyede? ING ile sıfat yaptıysak şapıcı diyoruz. Verb 3 kullandıysak şapılmış. O zaman bakın carved pillars ne oldu? Oyulmuş sütunlar.
Ve nasıl oyulmuş? Intricately böyle karmaşık demek. Karmaşık şekilde oyulmuş. Yani böyle oymacılık yapmışlar. Orayı oymuşlar, burayı oymuşlar. Ne bileyim, süsleme yapmışlar herhalde. Ki hani buradaki adorned with süsleme yaptılar deyip hani verdim aslında cevabı. Şöyle düşünün. Sizin özleriniz eserler dedi. Ne gibi eserler? Sütunlar. Bitmedi cümle. O zaman bakıyorum. Adorned with gelmiş. Bu buranın fiili değil. Çünkü birazdan hint buranın fiili olarak gelecek. Ve şöyle görün. Bu altı çizili yer özne grubu ya. Ama özne aslında artifact. Such as deyip örnek verip uzatmış. Ve buranın fiili de hint olacak. O zaman sizin şu adorned with lafınız nedir? Participle'dır. Çünkü bir isimden sonra gelmiş. İsimden sonra gelmiş bir ing, bir verb 3 görünce ilk neyden kuş kullanıyorum ben? Neyden? Participle'dan. Peki adorned with'i bilmiyorum ben diyelim ki. Bu sütunlar, eserler, depiction of animals. Hayvanların tasviri, hayvan tasvirleri ile ne yapılan sütun olur ki? Yani arkeolojik kazılarda bulunan şeylerde hayvan tasvirleriyle süslü şeyler buluyoruz, değil mi? Bakın hani süslenmiş diyerek pasif bir participle yaptı. Hadi bunu da böyle şey yapalım, italik yapalım. Burada depiction çok güzel bir kelime bence. Fiilini çok kullanıyoruz. Özellikle mesela IELTS'te falan işte bu hani şeyler, grafikler şunu tasvir ediyor, bunu tasvir ediyor gibi şeyler de söylüyoruz. Burada bunun isim hali var. Peki, şimdi bu artifact'ler hint et. Hint et, eti de almak istiyorum. Çünkü preposition olarak soru gelse hint et alır diyeceğiz. Bir şeyin ipucunu verir diyor. Yani bu eserler bize neyin ipucunu verir? Çok pardon, neyi gösterir? Sofistike, yani karmaşık derken kötü bir karmaşıklık değil. Yani çok böyle bilgi isteyen ileri düzey anlamında bir sanatsal geleneğin de ipuçlarını veriyormuş demek ki. Sonra diyor ki these carvings. Bakın bu sefer ing ile isimleşmiş benim bu fiilim. Ve these olduğu için, çoğul olduğu için de s almış sonuna. Ve bu sizin özneniz. Aslında burası diyor ki bu hani oymalar suggest. Hani oymalar bir şey önerecek değil, değil mi? Oymalar nedir? Gösterir, eder. Ama iki virgül arası uzatmış bunu. Along with bir şey ile birlikte. Mesela size bir preposition sorusu sorabilirler, değil mi? Along with'in with'ini boş bırakırlar mesela. Sorabilirler. Neyle birlikte? Keşfedilmesiyle birlikte. Discovery isim. Neyin? Hayvan diyor kemikleri ve remnants of feasting. Hiçbir şey anlamasam ne olur? Derim ki işte kemik memik keşfetmişler. Bu oymalara da bakmışlar. Ona göre hani bunlar şunu gösteriyor, bunu gösteriyor diyecekler bana. Ama bileyim, kelime bileyim dersek remnant kalıntı demek. Feasting de ziyafet arkadaşlar. Yani ziyafet kalıntıları hayvan kemiklerinin keşfiyle birlikte bu oymalarda bize ne gösteriyor? A society, bir toplum gösteriyor. Bir toplumu işaret ediyor bile diyebiliriz. Sonra diyorum ki özlem var. Suggest'ten sonra hani bir de nesne geldi. Bir toplum. Aa, bu deeply intertwined ne demek? Yine bir participle var arkadaşlar. Bakın. Nasıl bir toplum? Ama ben yine bilmeyen öğrenciyi oynayayım. Öyle bir toplum ki derinden bir şey doğa diyor. Ondan sonra devam ediyor. Belki de diyor. Tüh diyorum, engage'ini de bilmiyorum ama ritüeller, seremoniler. Tamam ya işte bunlar nasıl insanlar? Zaten paragraf başı ne demişti? Günlük yaşamlarıyla ilgili bilgi verecek. İşte doğayı seviyorlar, doğadalar, ritüeller yapıyorlar, törenleri var falan diye anlarım. Çok da büyütmeyin gözünüzde. Ama şimdi anlatalım, değil mi? Intertwine kelimesi böyle burada bir de passive participle şu anda verb 3 halinde. Be intertwined with something şeklinde düşünebiliriz bunu. Bir şey ile böyle iç içe geçmiş, birleşmiş iyice, ayırması zor anlamında. O yüzden nasıl bir toplum arkadaşlar? Bakın biz buradaki participle'ı bir de zarfla süslemişiz. Hani derinden doğaya bağlı, doğayla iç içe geçmiş bir toplum. Ve belki de engage, yine bir participle var. Yani tekrar society demek zorunda değil. Nasıl bir toplum? Engage de in alıyor. Bunu da alalım mı? Şöyle. Bunu da with'ini de alalım hadi. Ayırmayalım bunları. Peki. Engage. Burada hani meşgul olmak anlamı katıyor. Nasıl bir toplum bu? Meşgul. Nelerle meşgul? Communal dediğimiz yine hani böyle toplumsal, hani bir arada topluluk halinde yaptıkları ritüeller ve törenlerle meşgul olan bir toplummuş. Engage ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Engage deyince insanlar hep ilk akla hani o geliyor herhalde. Diyor ki nişanlı. Nişanlı işi bizim işimize pek yaramıyor sınavlarda. Engage kelimesi arkadaşlar
bir şeyin içinde bulunmak, bir şeye dahil olmak, o işe karışmak anlamı veriyor. Hem aktif halde hem de pasif halde bu anlamı verebiliyor. Tamam? Burada pasif halini kullanıp participle yaptık. Yani society dedikten sonra hani bir participle geldi. Intertwined passive participle verb. Bir tane daha passive participle geldi. Engage ile. Şimdi burada bir şeye dikkat edin. Bu kelime bizim be involved in'imizle aynı bu anlamda. Hani bir şeyin içinde bulunmak, dahil olmak dediğimiz. Ama involve bu anlamı sadece passive olduğunda veriyor. Involve'ı aktif kullanırsanız eğer içermek ya da gerektirmek anlamında kullanacaksınız. Passive olursa bu olacak. Hatta bu passive'liği sadece be ile görmezseniz mesela become involved ya da get involved in diyerek bir şeyin içinde olmak, dahil olmak anlamını verebilirler bize. Dedik ve bu paragrafı da bitirdik. Hadi gidelim başka neler bekliyor bakalım bizi. Yeni paragraftayız. Okuyorum. Moreover, the arrangement of the stone pillars in circular enclosures at Göbekli Tepe has led researchers to speculate about the site's religious significance. Some scholars propose that Göbekli Tepe served as a sanctuary where rituals were performed to honor ancestral spirits or celestial deities. The intricate carvings on the pillars, depicting animals and symbols, may have played a central role in these ceremonies, serving as conduits between the earthly and spiritual realms. Ne diyor? Daha fazla sanki böyle antin kuntin kelime var gibi değil mi? Hadi bakalım. Moreover, dahası. Yani bir ekleme yaparak paragrafa devam ediyoruz. Arrangement, düzen ya da düzenleme anlamındaki kelimemiz. Hatta hani müzikte var değil mi? Müzikte var derken terim olarak değil de hani aranjörler var ya. Aranjörler ne yapıyor? Müzik düzenleyicisi o kişiler. O zaman arrangement, düzen ya da düzenleme. Şimdi bakın, düzenlenmesi neyin? Taş sütunların, hala bitmedi Özlem. In circular enclosures. Tüh diyorum, enclosure bilmiyorum ama circular dairesel demek. Circle'dan circular olmuş. Göbekli Tepe. Oh diyorum ya, şükür bitti. Şu T'yi de alalım da. Özne anca bitti değil mi? Bu özne de, şimdi anlamlandırmada bu çok önemli bence. Özne çok uzun olduğunda öznenin ana hani olayı nedir? Ana kelimesi nedir? Buna dikkat edin. Bakın arrangement. Göbekli Tepe'de bir şeylerin bilmem ne bilmem ne şeklinde düzenlenmiş olması, düzenlenmesi bir şey yaptı diyeceğiz. Bu arada yine kelime bilgisi olsun. Mesela circle, daire, circular, dairesel. Yani kullandığınız kelimelerin isim mi, sıfat mı, fiil mi, ne olduğuna dikkat edin ki yarın bir gün doğru yerde, doğru şekilde söyleyip yazasınız. Enclosure şöyle bir şey aslında. Böyle duvarla ya da çitlerle çevrili alan anlamında. Bir anlamda böyle çok büyük alanlar değil hani küçük hani alanlar için özellikle kullanılıyor. Hani burada kastettiği Göbekli Tepe'de hani dairesel bir şekilde böyle kuşatılmış olan alanlardaki o diyor taştan sütunların düzenlenmesi bu işte. Yani enclosure bilmesem ne olurdu değil mi? Asıl hani Göbekli Tepe'deki bu düzen has led researchers, dikkat şurada has led diyerek gelen fiilin uzantısı to speculate. Hatırlayın. Çevirilerde çok yapıyoruz. Lead diyoruz. Somebody to do something. Birinin bir şey yapmasına neden olmak. Değil mi? O zaman bu şekilde bir düzenleme, dairesel düzenleme neden olmuş araştırmacıların spekülasyonda bulunmasına. Yani öyle oldu herhalde, böyle oldu diye hani ortaya fikirler atıyorlar. Neyle ilgili? Bölgenin diyor. Bu arada dağları soranlar oluyor. Burada bir değineyim mi? The site diyor çünkü artık belirli bir bölgeden bahsediyoruz. Herhangi bir bölge değil. The site. Göbekli Tepe'yi kastediyor. Belirgin bir bölge. Hatta the stone pillars. Hani orada o dairesel şekilde dizilmiş olan Göbekli Tepe'deki sütunlar. O yüzden belirginlik katsın diye dağı var. Bölgenin dini önemi hakkında spekülasyonlar yapmalarına neden olmuş. Hatta Lee de hani o tarafa doğru yönlendirmiş bu insanları diye düşünebilirsiniz. Ve çok güzel bir makyaj geliyor. Bazı diyor bilim insanları, hatta akademisyenler diye de çevirebilirim belki bunu, değil mi? Hani bu kişiler diyor ne yapıyor? Makyajı görün, öne sürüyor. Propose, teklif etmek, öne sürmek diye kullanılıyor. O zaman bunlar ne öne sürüyor? Diyorlar ki Göbekli Tepe served as something. Bakın served burada as de kullanılmış. Bize sorabilirler değil mi? As'ini boş bırakıp. Serve nedir? Hizmet etmek. Bir şey olarak hizmet etti. Yani işlevi şuydu. Hani bu konuda hizmet etti demeye çalışıyor. O zaman öne sürdükleri fikir neymiş? Göbekli Tepe hizmet etmiş bir sanctuary olarak.
Tüh, bilmiyorum ben bunu. Olsun. Burada bakın bir relative clause'a devam ediyor. Yani şu relative clause'da anlatılan şeyi anlasam hani yeter. Bir bakıyorum. Zaten bir de dini önemli diyor. Yani dini olarak kullanacakları bir yer olarak düşündüler herhalde diyoruz değil mi? Hani o yüzden where dediğine göre sanctuary bir yer ve dini önemi olan bir yer olacak diyeceğim. Ki bakalım where dediğine göre relative clause'da ben diyorum ki sanctuary ki orada ritüeller diyor yapıldı. Ne için? To honor, onurlandırmak için. Kimi onurlandırıyorlar peki? Burada ancestral spirit hani ata ruhlar diyesim geliyor. Çünkü hani ancestor zaten ata demek. Yukarıdaki de bunun sıfatı. O zaman hani atalara ait ruhları onurlandırıyorlar. Ya da celestial deities dediği şey göksel tanrılar diye çevirebileceğim bir kelime. Eski inançlarda değil mi böyle hani bazı şeylerin gökyüzünden geldiğini düşünüyorlar. O yüzden göksel tanrılar diye çevrilen bir şey bu. Böyle hani mitolojide falan da çok görürüz bu tarz hani kelimeleri. O zaman hani mesela burası çok önemli mi? Bu hikayenin devam edebilmesi için benim kafamda yok. Yani dini ritüellerin yapıldığı bir yer olduğunu düşünüyorlar deyip geçeceğim. Ama kelime bilgisi olsun. Sanctuary, korunak, barınak, sığınak anlamında kullanılabiliyor. Bir de hani kutsal yer anlamı var. O yüzden burada hani hem yer bildirmesi, kutsal yer olması zaten dini dediği için anlaşılıyor. Devam ediyorum. Bu kelimeyi biraz önce gördük, değil mi? Karmaşık diyor. Hani carvingler, yani oymalar, pillarlar üzerinde. Benim öznem. Ama öznem bitmemiş. Bakın özne şöyle iki virgül arası bir şeyler de alıp devam etmiş. Burada sonlanmış. Görüyor musunuz? O zaman bu oymalar ki ne yapıyor? Aa, participle. Siz yani şunu görünce bir özne hadi bitti fiil gelsin diyorum gelmiyor. Fiille öznenin arasına iki virgüle bir şeyler gelmiş. Boynumu da büktüm, italik yaptım. Participle gelmiş çünkü. O zaman hayvanları, sembolleri tasvir eden oymalar may have played. Harika. Harika, harika. May have verb 3 ne yapar? Hemen düşünün. May var, ihtimalden bahsediyor. Have verb 3 ile devam ettiğine göre geçmişten bahsediyor. O zaman geçmişteki ihtimallerden bahsediyor. Geçmişle ilgili tahminden bahsediyor. O zaman diyor ki burası, buradaki diyor bu oymalar diyor oynamış olabilir. Bak tahminde bulunuyorum. Oynamış olabilir diyor. Nasıl? Merkezi rol yani hani önemli rol diyelim. Önemli bir rol oynamış olabilir diyor bu seremonilerde, bu törenlerde. Cümle bitti. Yok. Bitirmiyorum demişiz. Virgül devam ediyorsa hop bir participle, değil mi? Ki bunlar da bakın bu seremonilerde ne olarak yine hizmet ediyor? Conduitler. Hiçbir şey bilmiyorum. Ama bu seremoniler kesin hani yine bu paragraf dinsel bir paragrafsa eğer dini şeylerle ilgili bir şeye hizmet ediyor deriz. Mesela conduit'i ben bilmiyorum diyelim ki. Ama bir şeyle bir şey arasında ne olarak hizmet eder? Bir şeyle bir şey arasında bir bağlantı, bağlantı herhalde. Conduit'i burada bağlantı diye hani şey yapacağım, çevireceğim. Aslında pardon kanal anlamı da var. Ha, burası ne? Earthly. Earth, dünyaya oradan aklınıza gelsin. Dünyevi diyor. Dünyevi ve manevi alanlar, hani dünyevi ve ruhsal manevi alanlar arasında kanallar olarak, bağlantılar olarak hizmet ediyormuş bu seremonilerde demek ki. Yani bu seremonilerle işte ne yapıyorlar? Dünyevi hayatlarıyla, alanlarıyla, ruhsal, spiritüel, manevi alanları arasında bir bağ kurmuş oluyorlar. Demek ki böyleymiş bu olaylar. O zamanlar herhalde diyoruz tahmini olarak. Ve bir sonraki paragrafa geçiyoruz. Gelin. Sonraki paragrafa geldik. Okuyalım. In addition to its religious and ceremonial functions, Göbekli Tepe likely served as a focal point for social interaction and community cohesion. The construction of such monumental structures must have required extensive coordination and labor, suggesting a high degree of social organization among the site's inhabitants. Bakalım ne diyor? In addition, şimdi bu, şuna bir değinmek istiyorum. Bu bağlayan laflarımız var ya bizim işte bağlaçlarımız vesaire, prepositional phrase'lerimiz. Bunları kullanırken iki şeye lütfen dikkat edin. Sınavlarda da boşluk doldurma sorularında özellikle dikkat edin. Bir, anlamı ne? İki, yanına ne alıyor? Yani bunları şöyle düşünün. Bizim bazı yapılarımız hemen yanına virgül alır, değil mi? Mesela however hemen yanına virgül alıyor. Bazısı yanına isim alıyor. Hatta şuradan geleceğim. Hani bununla ilgili konuşuyorum. Mesela in addition hemen virgül alıyor. Ama siz in addition to dediğinizde
yanına isim ya da isim öbeği alıyor. Hatta şöyle diyelim değil mi? Bazı hani bağlaçlarımız da yanına cümle alıyor. Mesela verelim bir tane. Because mesela yanına cümle alıyor, virgül alıyor. Yani virgülün sonrasında hepsi elbet bir cümleye bağlanacak. Ama kendi dibine ne aldığına dikkat edin. Çünkü böyle bir eleme yapmanız gereken bir soru gelebilir. O zaman sizin belki eleme yapmazsanız çok canınızı yakacak bir seçenek. Aslında teknik olarak baktığınızda yanına ne alır diye elendiğinde çok kolay gidebiliyor. Çok alakasız da bir şey geldi aklıma. Geçen gün çözdüğüm sorularda. Bu hani bağlaçlarla ilgili bir şeyler sorduklarında seçeneklere in order to koyduğunda çok dikkat edin. Çünkü in order to çok özel. Niye? Yanına direkt yalın halde fiil alıyor değil mi? Yani in order to varsa seçenekte hemen bir gidin soruya bakın. Boşluktan sonra direkt yalın halde fiil varsa o zaman cevap değil mi? Az çok bellidir. Tabii ki diğer seçeneklere yine bir bakın. Peki. Diyoruz ki dini ve törensel fonksiyonlarına ek olarak, bakın buradaki it ne? Göbekli Tepe. Yani Göbekli Tepe'nin bu fonksiyonlarına ek olarak Göbekli Tepe diyor ki likely served as. Ben bugün size served as'ı beyninizde kazıyacağım diye yemin ettim. Şimdi served as ne olarak hizmet etmiş olabilir? Niye olabilir diyorum? Çünkü likely burada olasılığı katıyor. Hatta mesela biz ne diyebiliriz buraya? Likely served yerine biraz önce gördük. May have verb 3. Çok pardon. May have verb 3 de yazabilirdim. Yani bir olasılık tahmin durumunu böyle verebilirdim. May have verb 3 diyebilirim. Might have verb 3 diyebilirim. Hatta must have verb 3 diyebilirim. Birazdan göreceğiz. Must have verb 3 bizim kesinlikle zorunluluk olarak gördüğümüz bir model değil. Nedir must have verb 3? Güçlü tahmin. Güçlü bir tahminde bulunuyorsunuz. Hani bahsettiğiniz olasılık herhalde böyledir ya diye çok inandığınız bir şey olacak. O yüzden lütfen dikkat edin, olur mu? Zorunluluk değildir must have verb 3. Onu biz hadi böyle may have verb 3, might have verb 3, must have verb 3'ü bir satıra yazalım. Bu kalsın aklınızda. Bunların hepsi bir şekilde geçmişle ilgili tahminde bulunuyor. Olasılıktan bahsediyor. Must biraz daha güçlüsü sadece. Geçmişte bir zorunluluk varsa onu had to do ile hallediyoruz biz. Onun dışında başka ne olabilir? Mesela Göbekli Tepe'den sonra likely served yerine likely bir sıfat olarak kullanılıp da is likely to have served diyebiliriz. Ben kendi kendime ateşe atıyorum şu anda. Hani bana kesin bunu ama ben karıştırıyorum diyenler olacak. Hani ama yine de hani açmak istedim. Şimdi Göbekli Tepe ile ilgili is likely dersek olasıdır. Göbekli Tepe'nin bir şey yapmış olması olasıdır. Likely bir sıfat. L'yesine aldanmayın burada. O zaman hatırlayın. Nice to meet you'dan aklınızda kalsın. Sıfatlar yanlarına infinitive isterler. Burası da infinitive'de hani geçmiş zamanda yapıyoruz ya. Sonuçta infinitive'lerin de perfect'leri var. Buradaki have present perfect değil. Infinitive'in geçmişi. O zaman Göbekli Tepe is likely to have served dediğinizde. Ha, Göbekli Tepe için olası diyorsun. Ne yapmış olması, bilmem ne olarak hizmet etmiş olması olasıdır diyoruz. Ve ne yapıyoruz? Bir tahminde bulunuyoruz. Ne? Olasılıktan bahsediyoruz. Bu da artık hani bunun geleceği son nokta olur herhalde. Çünkü genelde hani modellerle falan çok daha rahat öğrenciler anlıyor. Peki, tahminimiz ne? A focal point. Focus'tan gelsin aklınıza. Focal da sıfat olarak odak. Bir odak noktası olarak hizmet etmiş olabilir. Odak noktası olarak işlev görmüş olabilir. Ne için? Sosyal etkileşim. Interaction. Böyle karşılıklı alıp verme değil mi? Interaction. Hani mesela interaktif tiyatro oyunları oluyor. O zaman oyuncular seyirciyle etkileşime giriyor değil mi? Sosyal etkileşim için ve community cohesion. Bu kelimede cohesion kelimesi de uyumluluk, birliktelik anlamında. Yani toplumsal birliktelik için ve sosyal etkileşim için bir odak noktası olabilir diyor. Böyle bir şey yapmış olabilir Göbekli Tepe. Peki geliyorum the construction. Bakın construct fiil ama T-E-O-N-A'nın bittiğinde isim oldu. Ve çok sevdiğim bir yapı geliyor such. Such gördüğünüzde bu such eğer such as'in saçı değilse so that such that'deki saçın kendisi değilse that'de devam etmiyorsa
böylese ya da öylese anlamında kullanılabilir. O zaman diyor ki inşa edilmesi diyor. Böylesi diyor ve siz monumental'ın anıtsal olduğunu bilmiyorsunuz. Diyelim ki structures'ı biliyorsunuz, yapı. O zaman böylesi bir şey yapıların inşa edilmesi dersiniz. Ama kelimeyi şimdi biliyoruz, anıtsal yapı diyebiliriz. Bakın sadece hani T ile bitse monument desek anıt, monumental deyince anıtsal diye sıfatlaştırdım. Peki bu yapıların, böylesi yapıların inşaatı, bakın geldi bizimki, must have required, gerektirmiştir herhalde diyoruz. Yani yüksek bir olasılık, çok inanıyorum hani herhalde böyle oldu diye. O yüzden must have required'ı kullandık, güçlü tahminde bulunduk. Bu diyor ne gerektirmiştir herhalde, gerektirmiş olmalı. Extensive, kapsamlı koordinasyon ve emek, labor, iş, emek anlamında kullanılıyor. O zaman herhalde diyor bunları gerektirmiştir. Cümle bitti. Ama diyor ki yok, bitmedi, devam et diyorum. Ki bu da neyi öne sürüyor arkadaşlar? A high degree of, yüksek derecede bir sosyal organizasyonu hani gösteriyor diyebiliriz hatta, değil mi? Hani böyle bir şey, çok kapsamlı bir koordinasyon ve hani emek neyi göstermiş? Bölgenin sakinleri arasında yüksek derecede bir sosyal organizasyon göstermiş. Inhabitant, bakın o da inhabit, bir yerde oturmak, ikamet etmek. Ama ınt gelince isim oldu, inhabitant oldu. Ve her şeyinden bahsettik. Hadi gelin bir sonraki paragrafa. Evet, son paragrafa gelmişiz bile. Okuyorum. Overall, Göbekli Tepe stands as a testament to the ingenuity and spiritual depth of early human societies. As ongoing research continues to uncover new insights, the mysteries surrounding this ancient site only deepen, reminding us of the enduring allure of our shared human past. Ne diyor? Bir bakalım. Overall, genel olarak, toparlıyoruz artık. Genel olarak, Göbekli Tepe diyor stand. Stand neydi? Stand out görmüştük değil mi? Öne çıkmak demiştik. Stand'ı şuradan hatırlayın. Stand up deyince ne yapıyorsunuz? Ayağa kalk değil mi? Stand aslında durmak. Ama stand up deyince hani yukarıya doğru hani kalk da öyle dur diyor. O yüzden stand durmak olarak düşünün. O zaman Göbekli Tepe durur. Hani vardır değil mi? Varlığı hani böyle var durur. Ne olarak? Testament. Neydi bu? Neydi? Kanıt dediğimiz şey. Kanıt olarak durur. Yani kanıtıdır diyebilirsiniz. As burada olarak anlamında çünkü yanına isim aldı. Peki neyin bir kanıtı arkadaşlar? Ingenuity dediğimiz şey yaratıcılık demek. Ve spiritüel yani manevi derinliğinin bir kanıtı. Neyin? İlk insan topluluklarının demek ki yaratıcılığı ve manevi derinliğinin bir kanıtıdır. Yani bir kanıtı olarak durur diyoruz. Sonra as geldi. Ama bu başka bir as. Çünkü iki cümle birleştiren as. Kaç tane var? Dört tane sayarım vallahi size. Bir, neden sonuç ilişkisi katabilir? İki, can. Can diye çeviriyorum. K-E-N'yi kastederek. While yani. Şöyleyken şöyle. Üç, gibi anlamı katabilir. Ama cümle alıyor. Dikkat edin. Hani like'daki gibi değil. Buradaki as. Mesela diyorum ki as I said before. Daha önce söylediğim gibi anlamında. Ya da yaptıkça, ettikçe anlamı. Benim hep verdiğim örneği hatırlıyor musunuz? As people get older. İnsanlar yaşlandıkça şöyle şöyle olur. Böyle böyle olur. Bu örnek. Evet şimdi ama as başta burada. Ben de müneccim değilim. Ne anlamda kullanacağını bilmiyorum. O yüzden iki cümleyi okuyacağım. Kendini açar merak etmeyin. Diyor ki ongoing research. Bakın demin bahsettik. Hatta demin diyorum ama çok önce bahsettik. Go on devam etmekse. Go onu düşünün. Onunu başa almışız. Bir de ing koyup sıfat yapmışız. Ongoing research. Hani devam eden araştırmalardan bahsediyor. Süre gelen, devam eden araştırma. Continues. Şimdi dikkat edin. Burası saçma demeyin. Tamam. Çünkü Türkçeleştirdiğimizde devam eden araştırma devam ediyor değil de hani devam eden araştırmalar derken işte hala yapılıyor. Bu konuda hala bir şeyler yapılıyor. Ve bu yapılan şeyler de neyi sürdürüyor, devam ediyor? Ortaya çıkarmak yeni anlayışlar. O zaman şimdi söyleyeceğim şeyleri şöyle bir bakayım diyorum ama çok şey soracağım. Tamam, nereden başlayayım? Research'dan başlayayım. Research sayılamayan isimdir. Lütfen research'ın sonuna yarın bir gün es koyarak çoğul yapmaya çalışmayın. Research sayılamıyor. Ve sayılamayan isimlere biz hep ne yapıyoruz? Fiillerini, eğer bunlar özelse fiillerini tekil muamelesi yaparak düzenliyoruz. O yüzden continue kelimesinde es var. Sonra
Continue to do almış görebiliyoruz. Continue ing ile to'la görebiliyoruz. Hiçbir sıkıntı yok burada. O zaman hani bu araştırmalar devam ediyor. Uncover. Uncover reveal demek arkadaşlar. Yani ortaya çıkarmak. Çok da severim. Akılda tutması da çok kolay çünkü bence uncover. Cover hani örtü gibi düşünseniz. Sanki cover ettiğinizde bir şeyin üstünü örttünüz. Uncover, an terslik katıyor. Hop açtınız. Üstünü örttüğün şeyi açtın gibi düşün. Ortaya çıkarmak. Insight ise çok severim bunu da. Insight anlayış demek. Hatta içgörü şeklinde de çevriliyor. Burayla ilgili olmayan bir şey söyleyeceğim. Mesela insight'ı isim olarak kullanıp bir şey ile ilgili anlamında, şununla ilgili, bununla ilgili anlayış derken insight into istiyor arkadaşlar. Bugün into'yu bu anlamda gördük sıkça. Ama insight'ın into'su tam güzel bir preposition sorusudur. O yüzden dikkat edin. Ve diyoruz ki şimdi bu cümleyi tamamlayayım. Araştırmalar demek ki yeni anlayışları ortaya çıkarmaya devam ediyor. Devam ettiği için mi diyor? Ez için devam ederken mi diyor? Hiç umurumda değil şu anda. İkinci cümleye bakıyorum. Diyor ki gizemler, esrarlar. Ne yapan? Surrounding. Ben şimdi bu mysteries'den sonra çok güzel isim. Hadi fiil gelsin diye beklerken tutup bana ing geldi. Ing bir tense değil. O zaman isimden sonra böyle bir şey geliyorsa neyden kuş kullanıyorum? Dur, italik yapalım. Participle. O zaman bakın diyor ki fiile kadar şöyle deepen fiil ya. Burası da sizin özneniz. Diyor ki işte bu diyor eski hani çok eski bölgeyi çevreleyen gizemler. Surround çevrelemek demek. Bunlar diyor sadece diyor deepen eder. Ve ene bizim için çok güzel ek, fiil yapan ek. Mesela courage cesaret, encourage cesaretlendirmek. Mesela rich zengin, enrich zenginleştirmek. Mesela white beyaz ama zaten e ile bitiyor. Sadece ne ekleyerek whiten diyorum, beyazlatmak diyorum. O zaman deep derin, deepen derinleşmek oldu. O zaman gizemleri de diyor, hani burayla ilgili burayı çeviren gizemler de sadece diyor, yani anca diyor ne oluyor? Derinleşiyor. O zaman ben ezi buldum. Yani yeni araştırmalar bir şeyler ortaya çıkarmaya devam ettikçe gizemler de derinleşiyor. Bitti ama bitmedi. Hani ben iki cümle birleşti noktayı koysun diye beklerken yok arkadaş dedi. Yine virgül yine ne var? Participle. Çünkü hani cümle bitti ama inatla devam etmek istiyor. Bağlaç mağlaç yok. Relative clause'a buyur devam et diyorum. O da bana participle olmuş. Ve dikkat. Remind somebody of something. Birine bir şey hatırlatmak. Dikkat edin. Preposition sorusu gelebilir. İşte burada da diyor ki bu da diyor, bu olanlar da diyor, hatırlatıyor bize. Neyi hatırlatıyor? Enduring. Enduring İlk anlamını daha çok biliyor hani kişiler. Ben de hani onu öğrenmiştim öğrenciyken. Endure katlanmak, dayanmak olarak öğrenmiştim ilk. Ama devam etmek, sürmek anlamı da var. O yüzden devam eden diye sıfatlaştığı için devam eden diyeceğim. Allure da cazibe anlamı da burada. Devam eden cazibesini hatırlatıyor bize. Neyin? Bizim shared. Bakın human past insan geçmişi. Burada da sıfat var. İdili olduğuna göre şey yapılmış diyeceğim. Paylaşılmış. Bizim paylaşılmış insan geçmişimiz. Şimdi daha güzel Türkçe'ye çevireyim. Ortak diyebiliriz değil mi? Ortak insan geçmişimizin devam eden cazibesini hatırlatıyor bize. Diyerek bu metni bitirdik. Böylece bayağı bir preposition konuştuk sanırım. Biraz da böyle hani cümle yapılarından, işte bazı bağlayıcı laflardan falan bahsederek ne yaptık? Genel bir tekrar gibi düşünün. Her yaptığınız reading inanılmaz bir tekrar sizin için. Ve hatırlıyorsanız prepositionlardan bir video yapmıştık size, bir video hazırlamıştık. Hani orada da söylemiştik, okumalardan çalışın bunu. Yani bir okumada ne kadar çok şey görüyoruz değil mi aslında? O yüzden en iyi öğretmen okumalar. Diyerek burada şimdi videoyu bitirelim. Videonun anlatım bölümü sürdüm. Bir hani vedalaşma yapalım. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Herhangi bir sorunuz olursa yorumlarda buluşalım. Bizlere her zaman info@testatoris.com'dan ulaşabilirsiniz biliyorsunuz. Abone olup bildirimleri açarsanız da her zaman hemen ilk önce haberi olanlardan olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.